Hepinize merhaba arkadaşlar. Az önce bir durum hikayesi atmıştım. Burada sizlerin talebi doğrultusunda kendi kendimizi sakal tıraşı nasıl yapabiliriz diye bir talepte bulundu bir arkadaşımız. Buna istinaden ben de kendimi usturayla sakal tıraşı yapacağım. Ve sizlere sunacağım bu sakal tıraşı nasıl yapılıyor. Çok sektörümüzle alakalı değil ama arkadaşımız herhalde evde kendi başına sakal tıraşı olmayı planlıyor. Onun için işleme ben başlıyorum. Önce sabunlama işlemi yapıyoruz. Sabunlama işleminde suyumuzun sıcak olması gerekiyor. Biraz köpük elde ediyoruz. Biriktirdiğimiz köpüğü fırçayı çevirerek alıyoruz. Daha sonra yüzümüze sürmeye başlıyoruz. Suyumuz sıcak olduğu için çok yoğun bir köpük yapmamıza gerek yok. Soğuk su olduğu zaman usturayla kesim yapmakta zorlanırız. Ben kendi sakalıma göre kesim yapacağım. Top sakal bırakacağım için top sakal olduğu zaman bu kısımları sabunlamamıza gerek yok. Çene kısmında yumuşatma işlemi için fırçayı kullanabiliriz. Ama onun dışında buralara direkt köpük sürmemize gerek yok. Şu an gördüğünüz gibi köpük biraz kurudu. Hemen tekrar suya bandırdım. Tekrardan sürdüm. Yaklaşık 10 dakikalık bir süre içerisinde videomuzu bitireceğiz. Şu boşluklara da biraz köpük vurabiliriz parmaklarımızın yardımıyla. Tamam, şu an uygulamaya hazırız. Kendi kendimize sakal tıraşı yapmak için gerekli malzemeler bir adet ustura, jilet, sakal fırçası, sakal suyu ve sakal köpüğü. Şimdi başlangıç noktasını anlatayım arkadaşlar. Yan tarafı önce siliyorum favori kısmını ve yanak kısmını. Kısmen sildim. Aynadan kendime bakmadan da kesebilirim. Bir favori çizgisini belirlemek için burayı belirliyorum. Tam buradan başlıyoruz. Daha sonra aşağıya doğru usturayı kullanmaya devam ediyoruz. Yan kısmını sildim. Top sakal kısmını da siliyorum. Elimde köpük biriktiği zaman tıraş kağıdımız var. Tıraş kağıdımıza kağıt havlu da olabilir. Oraya sürüyorum. Şimdi burayı aldıktan sonra yukarıdan itibaren devam ediyorum. Usturayı süreceğim her alanı gerdiriyoruz arkadaşlar. Gerdirdik. Buradan aşağıya doğru da yavaş yavaş usturayı sürüyoruz. En alt kısma geldiğimiz zaman sıyırma tekniğiyle aşağıya alabiliriz. Sonra top sakal kısmını belirleyeceğiz. Şu bıyığın bittiği noktadan üstte dudak kısmının bittiği bıyığın bu noktasından aşağıya doğru bir çizgi oluşturacağız. Başlangıcı buradan yapabiliriz. Şu an görmüyorum ama herhalde düzgün bir şekilde alıyoruz. Evet. Burayı aldıktan sonra tekrar kısmını sildim bir kısmını da. Burasını da alıyorum. Kendimizi tıraş ederken mimiklerimizin yardımı ile de cildimizi gerdirebiliriz. Örneğin şurayı. Bu şekilde yapıp gerdirebilirim. Sildik. Bu tarafı aldık. Daha sonra bu tarafa geçiyoruz. Buraya geçerken de yine suranın tersiyle favori ve yanak kısmını siliyoruz. Elimizde köpük birikti. Tekrar tıraş kağıdına sürüyorum. Bu tarafı alırken bu teknikle ilk çizgi belirleme işlemini yapıyorum.
Daha sonra aşağı doğru aldım. Power'i kontrol ediyoruz. Tam düz yapmalıyız. Power'in bu kısımlarında biraz genişlik var ise bu teknik ile hafif daraltma işlemi yapıyorum. İlk olarak şu alanı aldım. Daha sonra yanak ve çene kısmına, bıyık kısmına doğru yavaş yavaş gerdirerek buraları almaya devam ediyoruz. Ta ki şurada durana kadar. Sakal olan kısma direkt görmeden dalmıyoruz. Yine burayı tersiyle sildim. Usturanın alanı gerdirdim. Bu alana kadar aldım. Düz bir şekilde durdum. Tekrar köpüğümüzü tıraş kağıdına sürüyorum. Bizi kendi kendimize sakal tıraşı yaparken en çok şu alanlar zorlar. Bu alanları ise yine bu teknikle, gerdirme tekniğiyle aşağıya doğru alabiliriz. En alta geldiğinde sıyırabiliriz. Görebiliyor musunuz? Önemli olan burada ustaya süreceğim her alan gergin olmalı. Gergin olduğu zaman hiçbir yerde sakal bırakmamış oluruz. Daha sonra bu kısma geldim. Çene altı ve burayı da sildim usturanın tersiyle. Bu kısmı buradan itibaren alıyorum. Sonra çene altında ilk olarak ortadan bir çizgi belirliyorum. Daha sonra bir çizgiyi sola ve sağa doğru devam ettireceğim. Tekrar biriken köpüğü aldım, tıraş kağıdına sürdüm. Usturamız ne kadar yatık olursa o kadar çizme ve kesme ihtimalimiz düşük olur arkadaşlar. Daha sonra bu alanları aldım. Şu iki kısmı alacağım. Burayı ve burayı. Burada ise yine şöyle. Kimisi yuvarlak ister, kimisi kare şeklinde ister. Ben kare bırakmayı tercih ediyorum. Eğer kare bırakmak istiyorsak şuradan şu alanı almalıyız. Burada dilimizin yardımıyla bir gerdirme işlemi yapabiliriz. Yani dudak altından. Bu noktaya kadar getirir dururum. Sonra burayı da bıyık kenarından aşağı doğru tam şurada duracak şekilde aldım. Diğer tarafından da aldım. Sıra buraya geldi. Yakından bir kontrolünü sağlayacağım. Evet. Gayet temiz bir iş oldu. Daha sonra bıyığımın üzerinde de bir fazlalık kalıyor. Orayı da bir şekilde gerdirerek çöpürtüp aldım. Diğer tarafını da gerdirerek aldım. Bu şekilde
sakal tıraşını bitmiş oluyor. Alt kısımlarda bir kalıntı var ise sıranın tersiyle de bu alanlara uygulama yapabiliriz. Sakal tıraşımız bitti ama şimdi bıyık düzeltme işlemiyle devam edelim. Bıyıklarımıza da çeki düzen vermemiz gerekiyor. Yine top sakal kenarına da ve üzerindeki kabalıklara da çeki düzen vermemiz gerekiyor. Bıyıkları düzeltmek için önce aşağıya doğru tarıyoruz. İnce tarak yardımı ile kalın tarakla bu uygulamayı yapmak ciddi anlamda zorluk çıkartır bize. Dudak iplerini ben biraz açık seviyorum. Kenarlarını toparladım. Daha sonra buradan küçük küçük adım adım devam ediyorum. Bu alanı aldım. Daha sonra top sakal kısmını yana doğru tarıyorum. Yine buralarda da ustura işleminden arta kalan fazlalıklar, çıkıntılar var ise makası kenarına destek vererek düzleştiriyorum. Ve burayı da simetrik hale getiriyorum. Aynı işlemi bu tarafta da yapalım. Kontrol edelim. Çenemi kaldırıyorum tekrar. Bakıyorum. Şurada küçük bir orantı bozukluğu var. Onu da yine kafamı yukarıya kaldırarak bu işlemi yapıyorum. Evet. Makas aldığım noktaların kontrolünü de sağlıyorum şu anda. Bu tarafın favorisini de inceltmemiştik. Ha. Nasıl oldu Buğur abi? Mükemmel. Mükemmel dedi. Bakacağız. Birazdan kontrol edeceğiz. Takdiri sizlere bırakacağız arkadaşlar. Sakalının üzerinde çok fazla yoğunluk yok. Ama eğer bir yoğunluk var ise yandan görebileceğim şekilde makası çene kısmındaki sakalların üzerine doğru bu şekilde uçlarına dokunuşlar yaparak dengeli hale getirebiliriz. Evet, bu kadar. Bu arada ben biraz daha size kendimden bahsedeyim. Kendi iş yerimde birebir eğitimler vermekteyim arkadaşlar. Bir aylık bir kısa süre içerisinde bu mesleği size öğretiyoruz ve bir yerde çalışabilecek seviyeye ya da bir yerde iş yeri açabilecek seviyeye getirebiliyoruz. Örnek videoları yine YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Yurt dışından, yurt içinden gelen arkadaşların işlerini zaman içerisinde düzenli bir şekilde paylaşmaya devam edeceğim. Cep telefon numaramı yorum kısmına bırakacağım. Yine Instagram hesabım Yılmaz Albayrak Barbershop şeklindedir. Her türlü sorunuza, talebinize bütün dönüşleri kendim yapmaktayım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımı takip edip bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi günler diliyorum.